5. bölüm. İngiliz derin devletinin propaganda gücü ve küresel medya. Toplum mühendisliği. Derin güçler dünyaya hükmetmek, ülkeleri sömürmek ve ulusları dizayn edebilmek için savaşlara, askeri operasyonlara, iç çatışmalara ya da siyasi müdahalelere başvururlar. Fakat bunlar emellerinde başarılı olmaları için yeterli değildir. Tüm fiziki yöntemlerin etkili ve kalıcı olabilmesi için her şeyden önce toplumların bu yönde zihinsel ve psikolojik olarak hazırlanmasını gerekli görürler. Sömürü politikasının işleyebilmesi için kamuoyunun şekillendirilmesi ve kazanılmasının şart olduğunu düşünürler. Bunun için de kapsamlı propaganda metotları ve algı operasyonlarından oluşan toplum mühendisliği çalışmalarının hayati önemi olduğuna inanırlar. Toplum mühendisliği, toplumun geniş bir kesiminin düşünce ve davranışları üzerinde etkide bulunmak, İnsanların duygularını, isteklerini, sevgilerini, tepkilerini, öfkelerini, nefretlerini yönlendirmek ve bunları kontrol altında tutmak amacıyla çeşitli proje ve uygulamaları içeren çok yönlü ve kapsamlı bir faaliyettir. Küresel hakimiyet ve sömürü düzenini sağlamak, çıkar ağlarını yerleşik kılmak, bunların önündeki engelleri kaldırmak, istenen fikir ve düşünceleri kural ve prensiplere empoze etmek amacıyla hedef kitleler üzerinde çeşitli algı operasyonları yürütülür. Bunlar arasında saldırıyı, işgali ve sömürüyü dostluk ve yardım eli gibi sunmak, dostu düşman, düşmanı dost gibi göstermek, suni düşmanlar ve tehditler oluşturmak en çok başvurulan yöntemlerdendir. Bu kara propaganda faaliyetleri yürütülürken her türlü hile, yalan, iftira ve entrika meşru sayılır. Düşman görülen kişileri, toplumları, yönetimleri ve ülkeleri yıpratmak ve bunların aleyhlerine kamuoyu oluşturmak amacıyla gerçekler çarpıtılır. Sahte deliller ve dezenformasyonlar üretilir ve karalama kampanyaları düzenlenir. Yalan haberler yayılır, iftiralar, şayialar ve dedikodular üretilerek güvensizlik oluşturulur. İşgalci ve sömürgeci güçler ise güvenilir dost, yardımcı, kurtarıcı, barış ve demokrasi temsilcileri olarak lanse edilir. Bu algı yönetiminin etkisi altına giren toplum, bu propaganda yöntemini yürüten derin güçleri desteklemeye, sevmeye, onlara güvenmeye ve katılmaya davet edilir derin devlet mensupları bu süreç içinde kendilerine destek veren korkak, iki yüzlü, yaltakçı, ispiyoncu, karaktersiz kişileri övecek, yüceltecek ve etrafta saygın kişiler olarak tanıtacaktır. Onları maddi kazanç, güvence, itibar ve mevkilerle ödüllendirecektir. Aksine davranan cesur, inançlı, şahsiyetli, vatansever insanlar ise derin devlet üyeleri tarafından karalama kampanyasına maruz kalacak, hatta kimi zaman bu kişiler isyancı, terörist ve demokrasi düşmanı suçlularmış gibi topluma yansıtılacaktır. Halkın diğer bölümünün onlara katılması da bu tür bir kara propaganda yöntemiyle önlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca sömürgeci güçlere direnen bu cesur insanları etkisiz kılmaya yönelik işlenen hukuksuzluk, zulüm, işkence ve katliamlar da bu suretle meşru gösterilmeye çalışılacaktır. Derin devletlerin istedikleri ülkelerde geliştirdiği toplum mühendisliği ana hatlarıyla bu şekildedir. Tarih boyunca bu yöntem kullanılmış ve bir kısım derin devletler diğerlerinin üzerinde bu yolla hakimiyet sağlamıştır. Bu sinsi yöntemin en başlıca uygulayıcısı ise tüm derin devletleri denetimi altına almış olan İngiliz derin devletidir. İngiliz derin devletinin toplum mühendisliği çalışmaları. Az önce saydığımız tüm propaganda yöntemleri asıl olarak İngiliz derin devletinin 16. yüzyıldan günümüze dek gizliden veya açıkça uyguladığı yöntemlerdir. İngilizlerin devleti bu yöntemlerle dünya çapında pek çok ülkeyi sömürge haline dönüştürmüş, pek çoğunu da doğrudan hakimiyeti altına almıştır. İngilizlerin devleti bu toplum mühendisliği faaliyetlerini 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başlarına kadar özellikle Osmanlı İmparatorluğu üzerinde yoğunlaştırmıştır. Birinci ve ikinci dünya savaşları sırasında ve sonrasında derin devletin en büyük ilgi alanı yine ağırlıklı olarak Osmanlı mirası olan topraklar yani Orta Doğu Kuzey Afrika ve genel olarak İslam coğrafyası olmuştur. Çünkü İngilizlerin devleti mensupları küresel çıkarlarının da menfaatlerine yönelik tehdit ve engellerin de merkezinde bu bölgelerin olacağını düşünmüşlerdir. Bu bölgeye hakim olmak dünyanın en önemli ve büyük doğal kaynaklarına, yeraltı zenginliklerine, iş gücüne, ticaret yollarının, dinlerin ve medeniyetlerin kesişme noktalarına, kutsal topraklara hepsinden önemlisi de decaliyetin ezeli düşmanı olan Müslümanların ülkelerine, halklarına ve topraklarına hakim olmak demektir. Buna karşın doğal akışına bırakıldığında bu bölgeden fizizlenecek bir İslam birliği ise İngiliz derin devletinin dünya çapındaki emperyalist politikalarının son bulması ve küresel çıkar ağının yerle bir olması anlamına gelir. Dolayısıyla bu bölgeye hakim olmak aynı zamanda İngilizlerin devleti ve onun gölgesinde gizlenen decaliyetin ayakta kalabilmesi için bir ölüm kalım meselesidir. Bu nedenle İngilizlerin devleti yüzyıldan uzun bir süredir bütün dikkatini ve çabasını bu bölgeye yönlendirdi. Tüm propaganda kaynaklarıyla Sykes-Picot ile başlattığı ancak yarım kalan Orta Doğu'yu böl parçala yok et stratejisini sonlandırmaya kitlendi. Bu strateji yıllarca derin devlete bağımlı hale getirilmiş Irak, Suriye, Mısır ve Libya gibi ülkeler üzerinde başarılı oldu. Bu ülkelerde iç karışıklıklar bir türlü dinmediği gibi plana uygun olarak parçalanıp bölünmek kaçınılmaz oldu. İslam Birliği'nin meydana gelmesinde öncü ve lider ülke konumundaki ülkeler üzerinde ise gitgide artan dozda kara propaganda faaliyetleri kendini gösterdi. Türkiye ve İran gibi ülkeler bu karalama kampanyasının merkezinde yer aldı. İngiliz derin devleti Türkiye'yi parçalayıp bölmek için kullandığı en önemli silahı olan terör örgütü PKK'nın birinci dereceden destekçisi, savunucusu, reklamcısı, propagandacısı ve aklayıcısı olduğunu açıkça ilan etmiştir. Osmanlı'yı parçalama planlarında devreye sürekli olarak girmiş olan derin devletin medya imparatorluğu, ülkelerin parçalanmasında ve PKK gibi terör örgütlerinin desteklenmesinde de en önemli rolü üstlenmiştir. Toplum mühendisliğinin en önemli aracı medya. Bilindiği gibi toplum mühendisliğinin en temel aracı küresel iletişim teknolojileridir. Bunların başında ise medya gelir. Medya her türlü bilgiyi ve düşünceyi geniş kitlelere aktaran görsel ve işitsel bir iletişim aracıdır. Bu anlamda her türlü basılı yayın, TV kanalları, radyo, sinema, internet ve sosyal medya platformları gibi iletişim araçları medyanın kapsamına girer. İşte bu özellikleri nedeniyle medya her türlü propaganda ve algı operasyonunun vazgeçilmez unsurudur. Dolayısıyla küresel sömürgeci güçlerin ve derin dünya devletlerinin de en etkin silahlarından biridir. İngilizlerin devleti de bir kısım medyayı böyle bir amaç için kullanmıştır. Öyle ki kimi zaman kendi halkına bile aldatıcı bilgiler aktarmaktan geri kalmamış ve toplum mühendisliğini kendi halkına karşı dahi uygulamıştır. Kendi ülkesi için legal hükümetleri düşürebilecek kadar ileri gidebilmiştir. Dolayısıyla burada tekrar hatırlatmak gerekir. İngilizlerin devletinin bir kısım medyayı kullanarak uyguladığı toplum mühendisliği İngiliz hükümetini ve İngiliz halkını kesinlikle bağlamamaktadır. İngiliz hükümeti, hükümet yetkilileri ve İngiliz halkı da bu sinsi mühendisliğin çoğu zaman hedefi olmuştur. Bu nedenle İngiliz hükümeti ve İngiliz halkı burada tarif edilen toplum mühendisliği uygulamalarında daima mağdur taraf olmuştur ve derin devletin uygulamalarından münezzehtir. Toplum mühendisliği her dönemde ağırlıklı olarak İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin gibi süper güçleri yönlendiren derin yapılanmalar tarafından hem kendi toplumlarını hem de dünya toplumlarını manipüle etmek amacıyla kullanılan stratejilerden biridir. Bu strateji, İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte ve savaş sırasında propagandaya oldukça önem veren Hitler Almanyası tarafından etkili bir şekilde kullanılmıştır. Benzer şekilde Soğuk Savaş dönemi de toplumsal mühendislik stratejilerinin oldukça yoğun ve etkili bir şekilde kullanıldığı dönemlerden biridir. Toplum mühendisliği uygulamasıyla gerçekleri çarpıtma konusundaki en ilginç örneklerden birisi Vietnam Savaşı'dır. 1975 yılında askeri açıdan sona eren savaşta Vietnam'ın kaybı 3 milyon ölü, 300 bin kayıp ve 4 milyon yaralı şeklinde korkunç rakamlarla ifade edilmekteydi. Ölü sayısı Vietnam'ın toplam nüfusunun %17'sine eşitti. Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam kaybı ise 60 bin kişi civarındaydı. Bu tabloya karşın Amerika Birleşik Devletleri medyası Vietnam'ı canavar olarak gösterme yönünde çok büyük çaba sarf etti. Bu propagandalar sayesindedir ki Amerika binlerce kilometre uzaktan gelerek yakıp yıktığı ve milyonlarca insanını katlettiği Vietnam'a karşı kendini haklı çıkararak bir de üstüne bu devlete 18 yıl boykot uyguladı. Savaş döneminde New York Times'ın dış politika yorumcusu Leslie Gelb Amerikalıları öldürmüş oldukları için Vietnam'ı yasa dışı olarak tanımlıyordu. Oysa komünizmle mücadele sadece ilmi bir çalışma ve eğitim yoluyla yapılabilecek bir mücadeleydi. Amerika, Vietnam ve Uzak Doğu'nun genelinin yanlış ideolojik eğitim neticesinde komünizmin pençesine düştüklerini ve ancak doğru eğitim verildiğinde bu beladan kurtulabileceklerini göremedi. Amerika'nın ve tüm dünyanın komünizme ve diğer tüm yanlış ideolojilere karşı bu yanlış stratejisi günümüzde hala devam etmektedir. Yanlış ideolojilere karşı hala şiddet ile cevap verilmekte, beraberinde daha büyük zorluk ve daha fazla şiddet getirmektedir. Elbette bunun böyle olması İngiliz derin devletinin istediği şeydir. Çünkü daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi İngiliz derin devletinin hedefi karışıklık ve isyanlar çıkararak ve gerektiğinde terör örgütlerini dahi destekleyerek krizler çıkarmak, dünyayı paramparça duruma getirebilmek ve böylelikle tüm dünya üzerinde hegemonyasını kolaylıkla sağlayabilmektir. Geride 3 milyon ölü, 300 bin kayıp bırakan Vietnam Savaşı da toplum mühendisliği uygulamalarından biridir. Orta Doğu'da da aynı yöntem War and Terror başlığı altında uygulanmış ve saldırılar bu şekilde mazur gösterilmeye çalışılmıştır. 11 Eylül sonrası Bush yönetimi tarafından Afganistan ve Irak'a yönelik başlatılan geniş çaplı Müslüman soykırımı da medyanın toplum mühendisliği neticesinde dünya kamuoyuna bütünüyle farklı yansıtıldı. Teröre karşı savaş adı verilen ve milyonlarca masum sivil Müslümanın şehit edilmesine sebep olan bu katliamlar dünya kamuoyuna Amerika'nın söz konusu ülkelere insan hakları, özgürlük ve demokrasi götürdüğü şeklinde aktarıldı. Medya bu algının kamuoyunda yerleştirilebilmesi için baş rollerdeydi. Gerçekte asıl plan Irak'ın paramparça hale getirilmesi ve İngiliz derin devletinin böylelikle bölgede hegemonya sağlamasıydı. Fakat Irak'a demokrasi getirme efsanesi medya yoluyla dünya kamuoyunu derinden etkilemiş ve saldırılar pek çok kesim tarafından haklı bulunmuştu. İngiltere'nin Irak savaşındaki rolünü irdelemek amacıyla oluşturulan The Iraq Inquiry isimli grubun Temmuz 2016'da yayınladığı Shilkot raporu Irak'ın işgaliyle ilgili bir itiraf raporuydu. Bu raporda dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair, Irak işgalinin sebebi olarak gösterilen Irak'ta nükleer silahların olduğuna dair istihbarat değerlendirmelerinin yanlış olduğunu, buna rağmen Irak işgalinin gerçekleştiğini, müdahale sonrası ortamınsa düşünüldüğünden daha hasmane, uzun ve kanlı olduğunu belirtmiştir. Aradan bunca yıl geçmişken ve bu kadar can kaybedilmişken gelen bu itiraf elbette pek çok yönden düşündürücüdür. Bunun gerçekten bir vicdan muhasebesi mi yoksa derin devletin başka bir oyunu mu olduğu ilerleyen zamanda ortaya çıkacaktır. Amerika ve benzeri küresel güçler her zaman olayları geri plandan ve perde arkasından yönlendiren İngiliz derin devletinin kontrolündeki taşeronlar olarak sahneye sürülmüşlerdir. Yüzyıllardır her türlü küresel stratejide olduğu gibi propaganda ve toplum mühendisliği konusunda da üst akıl her zaman İngilizlerin devleti olmuştur. İngiliz derin mafya örgütlenmesinin gelişimi. Bu bölüm ve sonrasında geçen Türk toplumuna yöneltilmiş suçlamalar ve ithamlardan Necip Türk milletimizi tenzih ederiz. Osmanlı'nın son döneminde başlatılan kara propaganda. Bölümün başında İngiliz derin devletinin 19. yüzyılın ortalarından itibaren kendisine öncelikle hedef olarak Osmanlı İmparatorluğunu ve Türkleri seçtiğini belirtmiştik. Bu yıllarda İngilizlerin devleti Osmanlı İmparatorluğu'na karşı sistemli bir propaganda savaşı başlatmıştır. Bu kapsamda Osmanlı ordularının hayali bir takım vahşet hikayeleriyle kötülenmesi, Sultan Abdülhamit'in Kızıl Sultan gibi çirkin yakıştırmalarla karalanması gibi yöntemler kullanılmıştır. Ancak en uzun soluklu ve etkili propaganda yöntemi Osmanlı'nın asli unsuru ve yöneticisi olan Türk milletine karşı kullanıldı dönemin önde gelen İngilizleri Türk milletini kendi hezeyanları doğrultusunda geri, barbar ve ilkel bir kavim olarak tanımlamaya ve böylece Türk milletini sömürgeleştirme projelerine uygun bir zemin hazırlamaya çalıştılar. İstanbul'daki Amerikan Lisesi Robert College ilk başkanı olan Cyrus Hemlin'e göre İngiltere'nin Türklere karşı propagandaları Birinci Dünya Savaşı'ndan önce başlamıştı. Londra'da 1870 yılında bir propaganda bürosu kurulmuştu. Bu büronun kuruluş amacı yabancı ülkelerde Türklerin aleyhinde haberler yaymak ve propaganda yapmaktı. Bu propaganda İngilizlerin devletinin yıllar önce planladığı parçalanmış Osmanlı hayalini gerçekleştirmenin ilk adımıydı. Bu politikanın mimarlarının başında 1880-1885 yılları arasında İngiltere'nin başbakanlığını yürüten William Everett Gladstone gelmekteydi. Gladstone Türk milletine sayısız hakaretler yöneltmiş ve tüm bunları da Türkler Asya'nın içlerine geri sürülmelidir şeklindeki emperyalist projelerine dayanak olarak kullanmaya çalışmıştı. Bir konuşmasında şöyle demişti: "Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin bekası için onları Asya steplerine geri sürmeli veya Anadolu'da yok etmeliyiz. Türklerin yaptıkları kötülükler yalnızca bir surette ortadan kaldırılabilir. Kendilerinin yok olmasıyla" Necip Türk milletini tenzih ederiz. İttihat ve terakki üyelerinden Ahmet İhsan da Matbuat Hatıralarım adlı eserinde Gladstone'dan şöyle söz etmekteydi. Meşhur Gladstone yani İngiliz Başbakanı İngiliz parlamentosunda eline Kur'an'ı alıp Türkler bu kitapla yürüdükçe medeniyete muzırdır, zararlıdır demişti. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i tenzih ederiz. Gladstone bu gibi çirkin sözlerinin yanında Türkler aleyhinde bir takım propaganda malzemeleri de oluşturuyordu. Londra'da Türklerle ilgili Bulgar terörü ve Doğu sorunu isimli bir broşür yayınlamıştı. Kısa sürede birkaç baskısı yapılan broşürlerle İngiliz halkı Türklere karşı kışkırtılıyordu. Gladstone'un Osmanlı'yı alabildiğine kötüleyen broşüründe Türkler için en iyi yol pılı pırtılarını toplayıp gitmeleridir çağrısı yapılmıştı. Türk düşmanlığı öylesine körükleniyordu ki Türkiye'ye sempati duyan muhafazakar parti hükümeti bile bu sempatisini kaybetmişti. Andre Maurice, İngiltere Tarihi adlı yapıtında, Gladstone arka arkaya vermeye başladığı nutuklarla İngiliz kamuoyunu Türkiye aleyhine çevirdi diye yazmaktadır. Gladstone, 1880-1885 yılları arasında başbakan olarak iktidarda kalmış ve onun zamanında Türk düşmanlığı politikası iyice yayılmıştı. Özellikle basın İngiliz kamuoyuna Türklük ve Osmanlılık kavramlarına karşı şiddetli bir beyin yıkama programı uygulamıştı. Uydurma haberler Türk barbarlığı, Türk vahşeti gibi başlıklarla ön plana çıkarılmıştı. 1897 Türk-Günan Savaşı'nı yerinde izleyen İngiliz milletvekili Sir Ellis Bartlett anılarında İngilizlerin Türklere karşı birdenbire başlattıkları düşmanlık politikasından şöyle bahseder. 1894 yılı Aralık ayını izleyen ona ay içinde gazeteciler karışıklıklar hakkında aslı ve esası olmayan bir takım söylentilere dayanarak Türkler aleyhine olabilecek en kötü şeyleri yazdılar. Bunların dillerine doladıkları olayların ya hiç aslı yoktu yahut olaylar çok önemsiz iken abartılmıştı. Gazeteler gerçekte asla yapılmamış şeylerden dolayı Türkleri ve Osmanlı hükümetini vahşet ve dehşet ile suçladılar. İngiltere'de 9 ay hiç mevcut olmayan hallerden dolayı Türkler, Türk askeri ve Osmanlı hükümeti hakkında ağır şeyler yazdılar. Türkler vahşice hareketler yapmakla suçlandılar, iftiraya uğradılar. İngilizler akıl almaz yalanlarla bir yandan Osmanlı'yı sözde barbar, geri, ilkel ve vahşi bir toplum olarak göstermeye çalışırken bir yandan da Osmanlı yıkılmalıdır mesajını vermektelerdi. Başbakan Herbert Henry Asquith bir konuşmasında Osmanlı devleti ölüm döşeğine yattı. Dünya için bir şer ve fenalık yuvası olan bu hasta bir daha canlanmayacak diye meydan okumuştu. Tüm bu propagandalar İngiliz Derin Devleti'nin Osmanlı'yı parçalama stratejisiyle birlikte yürümüştür. 1898'de İngiltere Başbakanı Lord Salisbury, Petersburg'daki Büyükelçiliğine gönderdiği direktifinde Osmanlı ülkesinin yarısında İngiltere'nin, yarısında Rusya'nın sözü geçsin önerisinde bulunarak bu stratejiyi ifade etmektedir. İngiliz Derin Devleti'nin bu Osmanlı aleyhtarı propagandasını dayandırdığı önemli bir unsur vardır. Türk düşmanlığı derin devlet idarecileri sömürgeciliğin genel kuralına uygun olarak hedef aldığı toplumu geri, ilkel, barbar gibi sıfatlarla tanımlama ve kendisini haklı gibi gösterme yolunu seçmiştir. İkinci meşrutiyetin ilanı üzerine İngiliz Sir Edward Grey'in 11 Ağustos 1908 tarihinde yazdığı mektup bu yaklaşımın bir ifadesidir. Türkiye'de olanlar öylesine harikadır ki anayasayı uzun müddet devam ettireceklerini sanmıyorum ırklarının etkisiyle yeniden şiddete ve düzensizliğe kayacaklardır. Lord Salisbury ise 1911 tarihli bir gizli belgede Türklerle ilgili olarak şöyle demiştir. Aynı maskara Osmanlılık devam ediyor. Fanatik cahil insanlar ve barbar millet. Kapitülasyonların da kalkmasını istiyor. Türkler daima Türk kalacaklar. Hiçbir zaman Avrupalılaşmayacaklar. İngilizlerin devleti daha hızlı sonuç alabilmek için Osmanlı ve Türkler üzerinde psikolojik baskıyı arttırmak ve yürüttüğü Türk aleyhtarı kara propagandanın çapını genişletmek amacıyla kontrolündeki Amerika yönetimini ve medyasını da devreye soktu. Bu sayede Türk düşmanlığı Amerika'ya da sıçramış oldu. Amerikalı senatör Henry Cabot Lodge'un nefret ve fanatizm dolu sözleri bu gerçeği ortaya koymaktaydı. Başarılı oldukları dönemlerde Osmanlı Türkleri Avrupa ve Hristiyan alemi için adeta bir vebaydı çöküşe doğru ilerledikleri uzun yüzyıllar boyunca Avrupa'nın başına bela oldular. Sayısız savaşın sebebi haline geldiler. Sayısız katliamın infaz memuru oldular. Böyle bir hükümet modern medeniyet için bir lanettir. Benim en içten umudum savaşın sonuçları arasındaki en önemli sonucun Avrupa'da Türk İmparatorluğu'nun tümüyle yok olmasıdır. 1912 yılında Amerika Başkanı Woodrow Wilson'a Morgenthau'nun Türkiye'ye elçi olarak atanması önerildiği zaman başkan Türkiye diye bir şey olmayacak ki elçi göndermek gereksin cevabını vermiş ve dönemin Amerika'sındaki Türk düşmanlığını da şu sözlerle ifade etmişti. Amerika'daki Türk düşmanlığı inanılmayacak ölçüdedir. Amerika kamuoyunun onaylayacağı şey Ermenilerin ya da herhangi bir milletin Türklere karşı korunmasıdır. Fransız tarihçi Albert Sorel ise şunları söylemişti. Bazı medeni milletlerin doğuda izledikleri politika böyledir. Türklerin, Hintlilerin, Çinlilerin vatanlarından bir parça koparıp alınır. Mal ve mülkleri yağmalanır. Kendileri öldürülür ve yine de kızmayın. Biz sizinle savaşmıyoruz. Biz sizin en iyi dostunuzuz denilir. Ahmet Rıza da İslam Krizi adlı eserinde İngilizlerin devletinin Türkler aleyhindeki propagandasını Batılıların ağzından şöyle anlatır. Klasik barbar ve zalim tipini muhafaza etmekte olan Türklerin Avrupa'da kalmalarına tahammül etmek Avrupa medeniyeti için bir lekedir. Türkler Avrupa'dan kovulmalıdır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde dönemin İngiliz derin devletinin Amerika üzerinde yoğun propaganda yaptığı ve ülkeyi kendi istediği şekilde yönlendirdiği bir dönem olduğunu hatırlatmak gerekir. O dönemde Amerika'da gelişen Türk düşmanlığının temel sebebi ilerleyen satırlarda detaylarını göreceğimiz gibi İngiliz derin devletinin o bölgedeki faaliyetleri ve basın yoluyla yaptığı karşı propagandalar olmuştur. Aynı dönemde özellikle İngiltere ve genel olarak Avrupa'da hakim olan bu ırkçı rüzgara kapılmayan ve Türk insanını takdir edebilen sağduyulu kimseler de vardır. 19. yüzyılın sonlarında Türkiye'ye yolculuk yapan İngiliz yüzbaşı Frederick Gustavus Burnaby bu ender kişilerden biridir. Burnaby'nin Küçük Asya Seyahatnamesi adlı Osmanlı'yı konu alan eserinde anlattıkları hem objektif hem de gerçektir. İngiltere'de Türk düşmanlığının kışkırtılmaya başlandığı ve Türklere karşı her türlü aleyhte faaliyetin hızlandığı bir dönemde bu İngiliz subayı Anadolu'da seyahat etmiş ve her şeyi bizzat yerinde incelemiştir. Burnabi izlenimlerini şöyle aktarır. Türk ulusunu yerin dibine batıran, onu dünyada akla gelebilecek her türlü kötülükle suçlayan ülkemizin insanları hikayeler yazmayı bırakıp Anadolu'da küçük bir yolculuğa çıksalar iyi ederler. Kendilerini Hristiyan sayan yazarlar birçok konuda Küçük Asya'daki Türklerden ders alsalardı keşke. Aynı şekilde Balkan Savaşları sırasında ülkemizde bulunan yabancı ve tarafsız birçok savaş muhabiri Türkler hakkında doğru tanıklıkta bulunmuşlardır. Madem ki Avrupa'da Türk askerlerinin yağmacı ve insan öldürücü olduğunu yazanlar, iddia edenler bulunuyor, bunu şiddetle protesto etmek de bizim görevimizdir. Biz onlarda sabır ve dayanıklılıktan İnsaf ve doğruluktan başka bir şey görmedik ve hiçbir zaman vahşice davranışlarına rastlamadık. İngiliz Derin Devleti'nin Propaganda Bürosu Wellington House Birinci Dünya Savaşı İngiliz Derin Devleti'nin propaganda malzemelerini en etkili kullandığı yıllardır. Birinci Dünya Savaşı'nda cephe savaşlarının yanı sıra yoğun olarak bir propaganda savaşı da yapılmıştır düşmanları kötü, müttefikleri ise iyi gösterebilmek adına yapılmış olan bu kara propaganda çalışmaları İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan galibiyetle ayrılmasının önemli sebeplerinden biridir. Bu sinsi propaganda savaşı Osmanlı Devleti'nin de sonunu getiren ve Osmanlı'nın parçalanmasına önayak olan önemli sebeplerden biridir. İngiliz derin devletinin Birinci Dünya Savaşı'ndaki bu sinsi politikalarını görebilmek, aynı derin devletin bugün nasıl bir yönetim izlediğini anlamak bakımından da önemlidir. Çünkü İngilizlerin devleti, basın ve kurumlar yoluyla etkili propaganda yöntemlerini bugün de kullanmakta, parçalanmasını istediği ülkeleri bu propaganda ağı ile çöküşe sürüklemekte, yalanı rahatlıkla yaygınlaştırabilmekte ve sömürge imparatorluğuna yeni ülkeler dahil edebilmektedir. Elbette ki bu ağ geçmiştekilerden daha da genişlemiş ve etki alanı artmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında Türk aleyhdarı propaganda İngilizlerin devletinin kontrolü altında Büyük Britanya propaganda ofisleri tarafından özel olarak dizayn edildi ve geliştirildi. Bu propaganda da Amerikalı kurum ve yöneticiler de İngilizlerin devletinin öncülüğünde ciddi bir işbirliği içine girdiler. Amerika Birleşik Devletleri kurumlarının aynı dönemde yaptıkları aleyhte propagandaların büyük ölçüde İngilizlerin devletinin yönlendirmesiyle gerçekleştiğini burada tekrar hatırlatalım. 1. ve 2. Dünya Savaşı dönemleri Amerika'nın sadece İngiliz enformasyonundan aktarılan bilgilerle yönlendirildiği bir dönemdi. İngilizlerin devleti kaynakları her türlü provokasyonu bu yayınlar vasıtasıyla gerçekleştirmiş ve Amerika'nın dostlarını ve düşmanlarını bu şekilde belirlemişlerdi. 1. Dünya Savaşı boyunca İngilizlerin devletinin propaganda faaliyetleri İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilmekteydi. Dışişleri 1914 yılında Londra'da Buckingham Gate'deki Wellington House binasında savaş propaganda ofisini kurdu ve başkanlığına Lordlar Kamerası'ndan C.F. Masterman'ı getirdi. Bu tarihten itibaren kurumsal yapısı ve yöneticileri sürekli değişse de İngiliz propagandası Wellington House adı altında devam etti. O tarihten itibaren Wellington House'un denetiminde çok fazla kişi ve kurum görev yapmıştır. Bunların arasında asıl olarak propagandaları yaygınlaştıracak siyasetçiler, iş adamları ve elbette basın yayın organlarının yöneticileri vardı. Propagandayı perde arkasından yöneten kişilere görünmeyen hükümet deniyordu. Hedef, geniş kitleleri istenilen propagandaya uygun şekilde yönlendirebilmekti. Bunun için insanların duygularına, inançlarına ve beklentilerine uygun sözler kullanılıyor, bu yönde yaklaşımlarda bulunuluyordu yalanlar büyük gerçekler edasında çok defa ve sık sık tekrarlanıyordu. Wellington House adıyla bilinen söz konusu propaganda ofisi, Birinci Dünya Savaşı yıllarında yalnız İngiliz kamuoyunu yönlendirmekle kalmamış, başka ülkelerin halklarını da etkileyecek projeler yürütmüştür. İngiliz Başbakanı Lloyd George, 19 Eylül 1916 tarihinde şunları söylemiştir. Kamuoyu işin yarısını bilmiyor. Sadece zaferleri okuyorlar. Savaşın neye mal olduğu halktan gizleniyor. Savaşın sonlarına doğru basının bu şekilde kullanılması İngiltere parlamentosu içinde de eleştirilere sebep olmuştur. İngiliz siyasetçi Austen Chamberlain basın özgürlüğünü kaybetti, özgürlüğüyle birlikte gücünü de kaybetti demiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında söz konusu kirli propagandanın asıl hedefi Almanlar ve Türkler olmuştur. Alman askerlerinin Hollanda'da papazları kilise çanlarını asarak öldürdükleri veya küçük çocukları süngüledikleri şeklindeki haberler savaş sonrasında hem İngilizler hem de Belçikalılar tarafından yalanlanmıştır. Bu propagandaların kaynağı ise yine Wellington House olmuştur. Wellington House sadece propaganda yayınlarını basmakla yetinmemiş, basına sansürün de işletmecisi haline gelmiştir. Savaş haberlerinin kamuoyuna ulaşması Wellington House'un belirlediği bir sansür sisteminden geçerek sağlanmıştır. Söz konusu Propaganda Bürosu savaş rejimlerini çekmek için iki resmi fotoğrafçı ve birkaç ressam görevlendirmiştir. Bu kişiler Wellington House'un emirleri doğrultusunda fotoğraflar çekmiş ve çizimler yapmışlardır. Bunların dışında herhangi bir gazetecinin fotoğraf çekmesi veya herhangi bir ressamın savaş ile ilgili bir resim çizmesi mümkün olmamıştır. Bu, hükümet kaynaklarını kullanan Wellington House tarafından yasaklanmıştır. İngiltere'de belli gazeteciler ve gazete grupları seçilmiş. Bunlar, propaganda bürosunun belirlediği şekilde haber yapmakla yetkili tutulmuşlardır. Büro'nun istediği yazıları yazmış, büro'nun tasvip ettiği resimleri yayınlamışlardır. Bu sansürün dışına çıkıp savaş alanını yorumlayan veya resmedenler cezalandırılmıştır. Görülebildiği gibi savaş döneminde İngiliz basını İngilizlerin devletinin kurguladığı hayali dünyayı yayınlamıştır. Aslında durum şu anda da bundan farklı değildir. Sadece İngilizlerin devletinin etkisi altında basının çapı genişlemiş, neredeyse bütün dünyaya yayılmış ve emrindeki gazeteci sayısı artmıştır. Wellington House, Türklere karşı faaliyetleri kapsamı oldukça geniş tutulan hatta bugün bile devam eden bir propaganda ağını temsil eder. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu kurum tarafından ortaya atılan sözde Ermeni soykırımı iddiaları, özellikle Amerikan kamuoyunu Türklere karşı örgütlemek ve bu yolla Amerika'nın İngiltere'nin yanında savaşa katılmasını sağlamak için kurgulanmıştır. Bu iddialar bugün bile güncelliğini korumakta ve Wellington House'un propagandaları bugün bile karşımıza bir koz olarak çıkarılmaktadır. Sözde Ermeni soykırımı senaryosunun kurgulanmasına neden olan asıl hikaye ise şöyledir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın İngiltere'nin müttefiki olması Amerika'nın gönlünü kazanmak açısından büyük bir dezavantajdı. Rusya'nın kötü bir ünü vardı. Özellikle Amerika'da Rusya'ya karşı yoğun bir öfke gelişmişti. İngiltere'nin Rus desteğini koruması ve Amerika'yı savaşa dahil edebilmesi için bu iki devin uzlaşacağı bir altyapıya ihtiyaç vardı ve plana göre Ruslardan daha büyük katliamlar gerçekleştirmiş gibi gösterilen ortak bir düşman üretilecekti. Bu ortak düşman Osmanlı Devleti olacaktı. Türk siyasetçi Onur Öymen bu kurguyu şu şekilde anlatır. İşte İngiliz propaganda teşkilatı Wellington House'un Türklerin Ermenilere karşı soykırım yaptığı iddiasını en önemli propaganda malzemelerinden biri yapmasının arkasındaki gerçeklerden biri buydu. Üstelik o sıralarda Türklerin İslam aleminde de büyük bir itibarı vardı. İngilizler savaşta karşı kampta yer alan Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyadaki ve bu arada İslam alemindeki itibarını sarsmak için de bu soykırım iddiasını kullanacaktı. Sözde bir milyondan fazla insanı katleden bir imparatorluğun peşinden hangi ülke giderdi? İngiltere böyle düşünüyordu. Wellington House'un Türkiye'ye yönelik olarak başlattığı bu kara propaganda İngilizlerin devletinin beklediği sonucu getirmiştir. Bu propaganda oldukça sistemli bir şekilde uygulanmış ve o dönemde Amerika'da hedeflendiği şekilde Türkler aleyhine bir kamuoyu oluşmuştur. İşin şaşırtıcı yanı bu kara propagandaya tıpkı bugün olduğu gibi o yıllarda da Türklerin içinden bazı kimselerin destek vermesi ve bu kişilerin İngilizlerin devletinin sunacağı az bir menfaati vatan haini olmak pahasına tercih etmeleridir. 1. Dünya Savaşı sırasında Türklere yönelik yürütülen kara propaganda. Wellington House, tüm dünya çapında çeşitli ülkelere olduğu gibi Türkiye'ye karşı da çok yoğun bir propaganda faaliyeti yürüttü. Başta İngiliz tarihçi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Arnold Toynbee olmak üzere bazı tanınmış yazar ve politikacılara birçok kitap, makale ve broşür yazdırıldı. Amaç Türkleri her alanda kötü, zalim ve insafsız bir halk olarak göstermek ve Osmanlı İmparatorluğunu tamamen gerçek dışı iddialarla suçlamaktı. Toynbee'nin in İngiliz tarihçi ve siyasetçi Viscount James Bryce ile birlikte yazmış oldukları ve Mavi Kitap olarak bilinen Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yapılan muamele adındaki kitap tamamen Türkiye'ye yönelik iftiralarla dolu bir propaganda kitabıdır. Kitap başından itibaren Türklerin sözde Ermenileri nasıl katlettiğine dair insanı öfke ve nefret duygusuna sevk edecek hayali öyküler içermektedir. Ama söz konusu iddialar kitabın hiçbir yerinde belgelendirilmemiş ve somut bir açıklama yazılmamıştır. Onur Öğmen, kitaptaki bilgilere kaynak olarak kullanılan kişileri şu şekilde açıklamaktadır. Kitapta sözü geçen kişiler X, Y, Z gibi sembollerle adlandırılmaktadır. Kimdir bu semboller? İşte bu sorunun cevabını Amerikalı araştırmacı Profesör Justin McCarthy uzun çalışmalarının sonucunda büyük ölçüde ortaya çıkarmıştır. Bunların çoğu o yıllarda Türkiye'de faaliyet gösteren ve yazdıkları raporlarda Türkleri her vesileyle kötüleyen Amerikalı misyonerlerle şiddet yanlısı bazı Ermeni örgütlerin mensuplarıdır. 150 belgenin 59'u misyonerler tarafından yazılmıştır. Geri kalanlardan 52 belge Ermeniler tarafından gönderilmiştir. Osmanlıları baş düşmanı sayan Ermeni Taşnak Partisi'nin raporları da kitapta yer almaktadır. Diğer belgeler de Taşnak yanlısı veya Ermeni davasını destekleyen gazetelerden alınmıştır. Yani o devirde Ermeni gazeteleri de bir propaganda silahı olarak kullanılmıştır. Yine aynı dönemde Wellington House tarafından yayınlanan kitaplardan bir diğeri de Faiz El Guse tarafından yazılmış olduğu iddia edilen Şehit Ermenistan isimli kitaptır. Faiz El Guse Osmanlı'da çeşitli görevler yapmış bir bürokrat ...ve kaymakam olarak tanıtılmıştır. Ama tarihçiler yaptıkları araştırmalarda Osmanlı'da bu görevlere gelmiş... ...bu isimde bir kişiye hiçbir zaman rastlamamışlardır. Hayali bir isimle yazılmış bu kitap... ...İngilizlerin devletinin iftiralarla dolu bir başka propaganda malzemesidir. Önceki bölümde de incelediğimiz gibi... ...Birinci Dünya Savaşı sırasında bir kısım Ermenilerin... ...özellikle İngilizlerin devleti tarafından Osmanlı'ya karşı kışkırtıldığı... ...ve bazı kimselerin bu provokasyonlara kanarak... Türk aleyhtarı bir tutum takındığı doğrudur. Fakat bu Ermeni kardeşlerimizin tümüne yoğrulacak bir durum elbette ki değildir. Nitekim Taşnak Partisi'nin üyelerinden Ermenistan'ın ilk başbakanı Kajaz Nuni, 1923 yılında Taşnak Partisi kongresinde yaptığı konuşmada, Ermenilerin başına gelen felaketlerin başlıca sorumlusunun doğrudan Taşnak Partisi olduğunu söylemiştir. Ermenilerin o dönemde Ruslardan etkilenerek Müslüman nüfusu katlettiğini taşnakların Ermenistan'da bir diktatörlük kurduğunu ve Ermeni terörünün batı kamuoyunu kazanmaya yönelik başlatıldığını ifade etmiştir. Bütün bunların karşısında Türkiye'nin haklı olarak bir savunma güdüsüyle hareket ettiğini belirtmiştir. Ona göre taşnak yönetimi dışında hiçbir suçlu aranmamalıdır. İngilizlerin devleti kendi kurguladığı oyunu daha sonra Türklere karşı kullanmış ve her seferinde Ermeni meselesini Türklerin karşısına getirmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında başlatılan bu oyun 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bulunduğumuz şu günlerde halen karşımıza çıkarılmaktadır. Bu oyunu bozacak en güçlü silah ise sevgidir. Ermeni kardeşlerimize her zamankinden çok sahip çıkmamız, onlara Türk topraklarının kendi vatanları olduğunu hissettirmemiz ve Ermenistan devletiyle yakın ilişkiler içerisinde olmamız İngilizlerin devletinin bu sinsi oyununu külliyen ortadan kaldıracaktır. Bütün bunların yanı sıra burada adı geçen misyonerlerin de gerçekte Hristiyanlık dinini yaymakla görevli din adamları olduğu zannedilmemelidir. Gerçek Hristiyanlar oldukça samimi ve sevecen insanlardır. Onların nefret tohumları atacak, böylesine çirkin bir kirli propagandaya alet olmaları söz konusu olamaz. Burada bahsi geçen misyonerler gerçekte doğrudan Wellington House ile bağlantıları olan ajanlardır. Söz konusu kişiler misyoner görünümünde Osmanlı topraklarına ulaşmış ve bu görünüm altında ajanlık ve provokasyon görevlerini üstlenmişlerdir. Nitekim bu sözde misyonerlerin raporlarında şu ifadelere rastlanmaktadır. Türkler eğitimden nefret ederler ve eğitilmiş insanları ezerler. Hiçbir Hristiyan Osmanlı hükümetinde yer almamıştır. Türklerin Hristiyanlara ihtiyacı vardır. Zira ırk olarak doktorluk, dişçilik, terzilik, marangozluk ve ustalık isteyen hiçbir işi yapamazlar. Şimdi Türkler Ermenileri öldürdüklerine göre Batı ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetmelidir. Çünkü artık Ermenilerin beyninden yoksun olan Türkler kendi kendilerini yönetemezler. Söz konusu sözde misyonerler buradaki gibi ifadeleri içeren raporları Profesör Toynbee'ye göndermiş ve söz konusu raporlar Wellington House aracılığıyla tüm Amerika'ya ulaştırılmıştır. Bu raporlarda hiçbir koşulda bu raporların kaynağı açıklanamaz ibaresi de yer almıştır. Wellington House'un Türk destekçileri 1. Dünya Savaşı sırasında Türkler aleyhine geliştirilen bu nefret dolu üslubun Osmanlı bünyesindeki İngiliz hayranı bir kısım Türk gazeteciler tarafından destek gördüğünü de şaşırtıcı bir gerçek olarak burada belirtelim. İngilizlerin devletinin sunduğu küçük menfaatlere kanarak vatan hainliği yapan, İngilizlerin devletine yaranmak amacıyla yancılık yapan böyle gazeteciler derin devletin kirli tarihi boyunca hep olmuştur, hala da vardır. Öyle ki Alemdar gazetesinden Refi Cevat Ulunay 21 Nisan 1919 tarihli yazısında İngilizleri bekliyoruz. Türkler kendi güçleriyle adam olamaz demiştir. 14 Temmuz 1919 tarihinde ise şu vahim ifadelerde bulunmuştur. Türkiye'nin yabancı bir devlete dayanması şarttır. Bu devlet İngiltere'den başkası olamaz. İslam dininin anahtarını İngiltere'nin güvenilir eline teslim etmekte İslam alemi için hiçbir tehlike yoktur. Mavi Kitab'ın ve Wellington House tarafından yayınlanan diğer Türk karşıtı kitapların yayınlanmasından birkaç yıl sonra ise Mondros mütarekesinin taraftarı olup ülkeyi İngilizlere teslim etmenin en doğru şey olacağını söyleyip duran bir kısım basın İstanbul'un işgal yıllarında da İngilizleri sürekli olarak övmeye devam etmiştir. İngilizlerin devletinin himayesini aldığı benzer zihniyete sahip basın organları ve gazeteciler bugün hala Türkiye topraklarında üstlendikleri görevi yerine getirmektedir sözde misyonerler ve bir kısım şiddet yanlısı isyancı Ermeniler tarafından yapılan kışkırtmalar sürekli olarak Ermeni ve Hristiyanların Osmanlı içinde kötü muamele gördüğü ve ikinci sınıf vatandaş olarak tanındığı şeklindeki sahte iddialara dayandırılıyordu. Oysa Osmanlı'da özellikle ıslahat fermanından sonra Müslüman olmayan nüfusun Müslümanlarla tümüyle aynı haklara sahip oldukları gayet iyi bilinmektedir. Gayrimüslimler 19. yüzyıl sonlarında oy verme hakkına da sahip olmuş, parlamentoda temsil edilmiş ve önemli görevlere gelmişlerdir. Örneğin Ali Paşa'nın sadrazamlığı dönemlerinde Nafia yani Bayındırlık Nazırı Krikor Agaton adlı bir Ermenidir. Ohannes Gümüşyan da Osmanlı'da Nafia Nazırlığı yapan başka bir Ermenidir. Ticaret, Orman ve Maden Bakanlığı yapan Ermeniler de bulunmaktadır. 1876'da anayasanın ilanı ile birlikte oluşturulan Osmanlı Meclisi'nde toplam 46 gayrimüslim milletvekili bulunmaktadır. Bunlardan 9'u Ermenidir. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra kurulan mecliste 11, 1914'teki mecliste 12 Ermeni milletvekili bulunmaktadır. Söz konusu Ermeni milletvekillerinden 4'ü Hınçak ve ikisi Taşnak Partisi'ne mensuptur. 1908 meclisinde 13 Rum, 5 de Musevi milletvekili bulunmaktadır. Ayrıca hariciye nezaretinde çalışanların %25'i Müslüman olmayanlardan oluşmuştur adliye nezaretindekilerin %10'undan fazlası gayrimüslimdir. 1880 ile 1912 yılları arasında devletin yönetim kadrolarını yetiştiren mülkiye mektebi öğrencilerinin %7'si de Müslüman değildir. Tarihçi Justin McCarthy, Wellington House'u deşifre etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, Türkler ve Orta Doğu konularında uzman, Amerikalı ünlü tarih profesörü Justin McCarthy, Wellington House ve burada Türklere yönelik düzenlenen propaganda faaliyetleri hakkında şu bilgileri vermektedir. Wellington House, İngiliz hükümetinin en iyi beyinlerinden bazılarını kendine çekmeyi başardı. Tarihçi Arnold Toynbee de 1914 yılından itibaren Wellington House'da danışmanlık yapmaktaydı ve 1917 yılına kadar da her gün toplanarak propaganda politikalarını belirleyen komisyonda yer aldı görünüşte hükümet dışı vatansever örgütlerin üyeleri ve başka özel ya da kamuya mal olmuş isimler de bu görevli resmi propagandacılarla işbirliği yapmışlar ya da bunların talimatları doğrultusunda hareket etmişlerdir. İngiliz üniversiteleri de propaganda el kitapçıkları ve uzmanlık sağlamışlardır. Dönemin standartlarına göre İngiliz propaganda faaliyetleri oldukça gelişmişti. 1917 yılı civarında Wellington House'un 54 personeli bulunmaktaydı ve diğer departmanlar ve bakanlıklardan da önemli ölçüde yardımlar istemekteydi. Wellington House'un ilk raporu 17 ayrı dilde yazılarak yayınlanmış olan yaklaşık 2,5 milyon nüsa kitap, broşür ve diğer yazılı propaganda malzemesini listelemektedir. İkinci rapor ise dağıtılan 7 milyon nüsanın listesini göstermektedir. İngiliz propagandası 1914 yılında 45 değişik yayın dağıtmıştır. Bu rakam 1915 yılında 132'ye, 1916'da 202'ye ve 1917 yılında ise 469'a çıkmıştır. Ne yazık ki 1917'den sonraki yıllara ait dağıtım kayıtları bulunmamaktadır. Ancak sayının giderek artmaya devam ettiği tahmin edilebilir. Bütün bunlar gizlice ve yaratıcı bir şekilde yapılmaktaydı. Wellington House'un vazifesi diğer bütün propagandacılarınkine benzer olarak basitti. Bu vazifeler düşmanları mümkün olduğunca kötü göstermek, Dostları ve özellikle de İngilizleri olabildiğince iyi göstermekte. Bunların temel hedefini doğal olarak Almanya oluşturmaktaydı. Ancak Türklere yönelik de ciddi bir gayret sarf edilmekteydi. Savaş biter bitmez derhal propaganda ofisinin bütün kayıtlarını imha ettiler. Tabi bu propaganda ofisinin savaş sırasındaki faaliyetlerinin neler olduğunu ortaya çıkarmamızı güçleştirmektedir. Wellington House'un bazı kayıtları İngiliz hükümetinin diğer ofislerine gönderilmiştir orijinalleri imha edilmiş olmasına rağmen kopyalar Dışişleri Ofisi'nin ilgili departmanlarında özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ile alakalı kayıtlar Dışişleri Ofisi'nde korunmuştur. Belgelerin sayısı oldukça mütevazidir. Wellington House'un Türklere karşı operasyonlarının ancak küçük bir kısmını göstermektedir. Tarihi kayıtları karartma gayretlerine rağmen Wellington House'un aktüel yayınları hakkında iyi bir kaynak bulunmaktadır. Wellington House tarafından dağıtılan propaganda kitaplarının kayıtları sabit bir kitapta el yazısıyla tutulmuş ve dikkatli bir şekilde korunmuştur. Bu kitaplar Dışişleri Ofisi kütüphanesine gönderilmişler ve daha sonra da bunlar araştırmacıların istifadesine sunulmuşlardır. Bu kayıtlar İngiliz propaganda ofisinin faaliyetlerinin bir resmini çıkarmak için yeterlidir. Bu kayıtlarda listelenen yayınlar sadece kitaplar ve büyük broşürlerden oluşmaktaydı. Bunlar basın açıklamalarını, makaleleri ve diğer materyalleri içermemekteydi. Propagandanın genel teması ise bütün yayınlarda tutarlılık göstermekteydi. Türk milletini tenzih ederiz. Türkler yönettikleri bütün ülkeleri harabeye çeviren cahil yöneticilerdir. Orta Doğu'da Avrupalı bir yönetim çok daha tercih sebebidir. Türkler özellikle Hristiyanlıktan olmak üzere diğer bütün dinlerden nefret eden Müslümanlardır. Bunlar her zaman Hristiyanlara kötü davranmışlardır. Türkler Hristiyanlara karşı insanlık dışı zulümlerin suçlularıdırlar. Bu suçlar kitle katliamları ve korkunç cinsel suçları da kapsamaktadır. Ya bu eylemlerin yapılmasına talimat vermek suretiyle ya da Türkleri durdurmaya muktedir olmalarına rağmen bunu yapmamalarından dolayı Türklerin bu şeytani amellerin arkasında Almanlar bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğundaki halk kitleleri kurtuluş için İngilizleri beklemektedir. Bunlara İngilizlerin Mısır ve Hindistan'da sunduğu iyi yönetimi takdir eden Müslümanlar da dahildir. İngiliz propagandası Almanları Türklerle alakalandırmak için özel bir gayret sarf etmiştir. Bu özellikle Almanlardan yana oldukça yüksek bir hassasiyetin olduğu ama Müslümanlara fazla itibar edilmeyen Birleşik Devletler'de tam bir istihbarat işiydi. İngiliz propagandası şeytani Müslümanlarla, Müslümanları tenzih ederiz, ve Asyalı Türklerle birlikte hareket eden Almanların gerçek Avrupalılar olmayacağını ispatlamaktaydı. Kayıt kitabındaki yayınlar listesi oldukça uzundur. Ancak Orta Doğu hakkında çok sınırlı sayıda kitap mevcuttur. Tablo sadece bazı ciltleri vermektedir. Ama bu kadarı bile Wellington House'un ilgi sahasının ya da kapsamının ne kadar geniş olduğu konusunda bir fikir vermektedir. Bunlar Filistin, Museviler ve Siyonizm ve özellikle de Türkleri içermektedir. Müslümanlara yönelik Türk aleyhtarı kara propaganda. Toynbee'nin mavi kitabını gerçekçi gösterme çabaları uzun zaman devam etmiştir. Bryce, bu kitapta adı geçen ve bilgilerin kaynağı olan kişilerin birbirlerinden habersiz olduklarını iddia etmiş ve bağımsız kaynakların güvenilir bilgi verdiklerini ispatlamaya çalışmıştır. Oysa Amerikalı tarihçi Justin McCarthy'nin araştırmaları tüm sözde misyonerlerin kaynak raporları Wellington House'a göndermeden önce bir arada değerlendirdiklerini ya da daha doğru bir deyişle beraber kurguladıklarını göstermiştir. Özellikle Mavi Kitap, özel ajanların birlikte hazırladığı bir senaryodan başka bir şey değildir. Wellington House tarafından çıkarılan bir başka Türk aleyhtarı kitapta ise Türklerin 2 milyon Ermeni'yi katlettikleri yalanı yazmaktadır. Oysa o sırada Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ermeni nüfusu 1 milyon civarındadır. Türkiye aleyhtarı propagandalar yalnız İngiltere ve Amerika'da değil başka ülkelerde de yapılmıştır. Özellikle Hindistan Müslümanlarına yönelik yapılan propagandalar oldukça dikkat çekicidir. O tarihe kadar Hindistan Müslümanları Türkiye'yi dost ve lider bir ülke olarak görüyorlardı. İngilizlerin devleti Hintli Müslümanların ve Arapların Türklere yönelik sempatisini kendisine karşı ciddi bir tehdit olarak gördü. Türklerle olası bir savaş durumunda bu topluluklar kısa süre içinde tartışması şekilde Türklere destek olacaklardı. Ayrıca bu devletler Türklere yönelik İngiliz baskısını hiçbir şekilde kabullenmeyecek ve İngilizlerin devleti bu önemli coğrafya içinde istediği gibi nüfus elde edemeyecekti. İngilizlerin devletinin nüfus elde edememesi özellikle uzun zamandır tekerinde bulundurduğu Hindistan için büyük bir riskti. Dolayısıyla İngilizlerin devleti için Hintli Müslümanlar ve Araplar acilen Türklerin kötü Müslümanlar olduğuna inandırılmalıydı. Bundan sonraki propaganda faaliyetleri de bu şekilde geliştirildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Wellington House'un çalışmalarıyla ilgili bilgileri içeren dökümanlar yakılarak imha edilmiştir. Bu durum oldukça şüphelidir. Keza İngiltere tarih konusunda oldukça düzenli bir arşive sahiptir. Ve tarihi bilgiler genellikle bu kaynaklardan sağlanmaktadır. Fakat konu Wellington House yayınlarına gelince her nedense onların imhası gerekmiştir. Neyse ki 1. Dünya Savaşı sırasında Wellington House tarafından bazı belgeler propaganda amaçlı olarak bir kısım bakanlık ve kuruluşlara dağıtılmıştır. Şu an Wellington House yayınları hakkında bilinenler 50 kalan bu sınırlı belgelere dayanmaktadır. Bu yayınlar arasında Türklerin, Musevileri, Slavları, Arnavutları, Arapları ve özellikle Ermenileri nasıl katlettiği yolunda sahte iddialar içeren 40'a yakın kitap bulunmaktadır. Arnold Toynbee savaştan sonra muhabir sıfatıyla Türkiye'ye gelmiş, çeşitli bölgelerde incelemelerde bulunmuş ve savaş döneminde Türklerin verdiği kayıplarla yüz yüze gelmiştir. Fikirleri tümüyle değişmiş, Mavi kitabın propaganda amaçlı olarak yazılmış bir iftira kitabı olduğunu itiraf etmiş ve bu defa Türk halkı hakkında olumlu görüş belirten kitaplar yazmıştır. Fakat iftiralarla dolu Mavi kitap bugün hala güncelliğini korumaktadır. 2005 yılında Türk hükümeti ana muhalefet partisiyle bir araya gelerek İngiliz hükümetinden Büyük Britanya'nın Mavi Kitap'la ilgili özür dilemesini talep etmiştir. Belirtilen gerçekler, Birinci Dünya Savaşı sırasında bu kitapta geçen asılsız iddialarla kara propaganda yapılması, söz konusu kitabın Bryce Komisyonu tarafından değerlenmiş olduğu ve Toynbee'nin dahi daha sonra Mavi Kitab'ın bir anti-Türk propagandası amacıyla kasıtlı olarak yazıldığını itiraf etmesidir. İngiliz hükümeti, aynı dönemde Almanya'ya karşı yapmış olduğu kara propagandadan ötürü özür dilemiş fakat bu özrü Türk hükümetine hiçbir zaman yöneltmemiştir. Söz konusu raporda bu durumda belirtilmiş Almanya'dan dilenen özür ile Wellington House'un bir propaganda kurumu olduğunun kabul edildiğini fakat asıl özür dilenmesi gereken Türk hükümetine yönelik böyle bir girişimde bulunulmadığı belirtilmiştir. Ancak tüm bu girişimlere rağmen ne böyle bir özür gelmiş ne de mavi kitap bir kısım kesimler tarafından geçerliliğini yitirmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Ermeni meselesi İngilizlerin devletinin Türklere karşı kullanmak üzere kurguladığı büyük bir oyundur. İngilizlerin devletinin Osmanlı'yı parçalama planının henüz yeterince sonuca ulaşmadığı ve Türkiye toprakları üzerinde aynı politikayı sürdürdüğü unutulmamalıdır. İşte bu nedenle Türkiye'yi güçsüzleştirmek, parçalamak ve himaye altına almak isteyen İngilizlerin devleti Ermeni meselesi senaryosundan hiçbir zaman geri adım atmayacak ve bu konuda yaptığı kara propagandalarını hiçbir zaman sonlandırmayacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu oyuna verilecek en büyük cevap Ermenilerle dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmektir. Türklerin kara propagandaya maruz kaldığı bir dönemde olaylara şahit olan ve gerçekleri gizlemeyen cesur kişiler vardır. Ermeni olayları sırasında bölgede bulunan bir Fransız subayın açıklamaları şöyledir. Bizi eşkıyalık hikayeleriyle aldattılar. Gerçekte Ermeni katliamı olmadı. Öz savunma durumundaki Türkler ciddi önlemler almak zorunda kaldılar. Savaşan bir ordu için en yüce ülke olan ülkeyi kurtarma çabası Türklerin tepki vermelerini gerektiriyordu. Biz kandırıldık. Türkler iyi insanlar. Katliamlar bizim düşüncemizi çelmek ve bizi Osmanlılara karşı kışkırtmak için uydurulmuş efsanelerdir. Yine Fransız yazarlardan Claude Ferer İngiliz derin devletinin etkisiyle Türkleri kötüleme kervanına katılan Fransız basınının tutumunu eleştirmiş ve Türk gençlerine bir mesaj iletmiştir. Türkler kurşundan korkmaz fakat ben Türk gençliğine hitap ediyorum. Onlar düşmanla yalnız savaş meydanlarında çarpışılmadığını bilmelidir. Bazen ordularınkinden önemli bir mücadele vardır. Siyasi mücadele. Türklerin düşmanları Avrupa kamuoyunu yanıltmaya, kandırmaya çalışıyorlar. Bu propagandaya karşı gözlerinizi açınız. Osmanlı'nın içinde dahi İngilizlerin devletinin Türk karşıtı propagandalarına destekçi olan kişiler varken bu apaçık manzarayı dile getirebilen duyarlı yabancıların bulunması elbette güzeldir. Bu durum burada yapılan eleştirilerde ülkelerin veya halkların tümünü değil, onun içinde yapılan mafyavari derin odakların sorumlu tutulduğunu gösteren önemli bir delildir. Halklar mazlumdur, masumdur ve her daim dostumuzdur. İngilizlerin devletine yöneltilen eleştirilerde söz konusu oyunları deşifre etmek yapılanların mantıksızlığını anlatmak ve bu kişi ve kurumları doğru yola ulaştırabilmek içindir. Wellington House'un Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisi İngilizlerin devleti 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya'yı Amerika'ya bağlayan telgraf kablosunu kesmişti. Bu nedenle Amerikan halkı bütün haberleri sadece İngiliz kaynaklarından ve İngilizlerin yorumlarından takip edebiliyordu. Avrupa'da bulunan Amerikalı gazetecilerin ilettikleri haberler ise ...yine İngilizler tarafından ciddi şekilde sansüre uğruyordu. Amerikan yönetimi kısmen bundan bilgi sahibi olsa da... ...Amerikan halkının tüm bunların İngilizlerin devletinin yürüttüğü... ...propagandaların bir parçası olduğundan haberi yoktu. İngilizlerin devletinin bu yöntemle yaptığı propaganda... ...ciddi şekilde derin devletin lehini olmuştu. Söz konusu propaganda kampanyasının başındaki isim... ...Sir Gilbert Parker çalışmalarının etkilerini şöyle özetlemişti. Aslında Birleşik Devletler'de olağanüstü yaygın olan... Fakat bir organizasyon olduğundan kendisinin dahi haberi olmadığı bir organizasyonumuz var. Bu, kişisel ilişkiler ve gönüllü çalışmalar işletilen ve zaman geçtikçe daha da hevesli ve kararlı olarak gelişen bir organizasyon. Birleşik Devletler'in hiçbir yerinde olumsuz tepki alınmadığına dikkat edilmelidir. Amerikan halkının gözündeki çalışmalarımız sessiz ve derin tabiatı, saf bir yurtseverlik ve atılganlık olarak gözükmektedir. Görülebildiği gibi İngiliz Delin Devleti derin devletinin derin, ve bir o kadar da aldatıcı propagandası Amerikan halkı üzerinde beklenen etkiyi yaratmıştı. İyi niyetli Amerikalılar bu propaganda sonucunda haince planları görememiş, İngilizlerin devletinin istediği yöne doğru yönlendirilmişlerdir. Bu dönemde ortaya atılan Mavi Kitab'ın yazarlarından biri olan Viscount Bryce'ın yazdığı rapor, Amerikalıları Türk karşıtı hale getirmek için özel olarak kurgulanmıştır. Bryce raporu denilen bu çalışmada Bryce'ın Türklere karşı sarf ettiği çirkin sözler şu şekildedir. Türk hükümeti son 1500 yıldır insanlığa bu derecede etkisi bulunanların en kötüsüdür. Geçen yüzyılda seçkin bir Avrupalı tarihçinin söylediği gibi Türkler ele geçirdikleri yerleri harap eden bir soyguncular çetesinden başka bir şey değildir. Hiçbir zaman medenileşmemişler, uygar bir idarenin icra etmesi gereken prensiplerden hiçbirini uygulayamamışlardır. Yıllar ilerledikçe iyiye gitmeleri beklenirken onlar daha da kötü olmuşlardır. Türkistan steplerinden Batı Asya'ya gelirken barbardılar. 130 yıl önce Edmund Burke de İngiliz siyasetçi ve yazardır. Onları böyle tanımlamıştı ve devletleri bugün de acımasız ve barbar karakterini muhafaza ediyor. Bryce daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yapılan muamele isimli bir kitap yazmış ve karalama kampanyasına buradan devam etmiştir. Tarihçi McCarthy bu kitabın gerçek yazarının Toynbee olduğunu belirtmiştir. Yine McCarthy'nin analizlerine göre söz konusu Ermeni raporunda görülen tüm teknikler daha önce Belçika'daki Alman vahşetini anlatan ve sonradan yalanlanan raporda kullanılanların aynısıdır. Bu raporda tıpkı Alman raporunda olduğu gibi güvenilir olmayan kaynaklardan toplanmış anonim bilgilere göre hazırlanmıştır. Ve raporda adı geçen kişilerin gerçekten bunları yazdıkları ya da söylediklerine dair hiçbir kayıt ve kanıt yoktur. Bryson, Alman raporunda geçen vahşet ifadelerinin hiçbirinin gerçek olmadığı zaman içinde anlaşılmıştır. Söz konusu Alman raporu için yazar Peterson şöyle söyler: Bryce raporu yargısız infazın en uç örneğidir. Esasen raporun kendisi savaşta gerçekleştirilmiş en kötü vahşettir. İşte aynı yöntem Türklere karşı da kullanılmış, aynı karalama kampanyası aynı şahıslar tarafından aynı yöntemlerle Türklere de uygulanmıştır. Almanya'ya bu haksızlık yüzünden İngiltere tarafından özür yöneltilmiş fakat Türkiye hala aynı karalama kampanyasıyla muhatap olmak zorunda bırakılmıştır. İngilizlerin devleti, Amerikan gazetelerine Bryce raporunun önemli kısımlarını yayınlamaları için dağıtmıştır. McCarthy bu konuyu şu şekilde aktarır. Gilbert Parker'ın belirttiğine göre The New York Times, Philadelphia Public Ledger ve Chicago Herald gibi gazeteler bu Ermeni dehşet öykülerine fazlasıyla yer ayırıyorlardı. Current History adlı New York Times'ın çıkardığı aylık dergi Bryce raporunun uzun giriş bölümünü doğrudan veren, ve raporun sözde Türk vahşetiyle ilgili en korkunç kısımlarını özetleyen Türk karşıtı makaleleri orta sayfa serileri olarak veriyordu. New York Times gazetesi 3 sayfasını Bryce raporunu aktarmak için kullanmıştı. New Republic, Bryce'ı kaynaklarının seçimi ve kanıtları için övmüştü. Ancak bu kaynaklarının çoğunun anonim olduğundan hiç bahsetmemişti. Aksine raporun özeti verilmiş ve Türkler kınanmıştı. Diğer gazete ve dergiler de aynı şeyi yapmış, raporun özetini ya da rapordan alıntıları yayınlamıştı. Görülebildiği gibi İngilizlerin devletin yayınlarında hiçbir kaynak gösterilmemiş, Türkler haksız yere hedef alınmış ve bu sahte yayınlar Amerikalılara körü körüne servis edilmiştir. Şu bilinmelidir ki İngilizlerin devletinin propagandalarının asıl hedeflendiği kitle Birinci Dünya Savaşı'ndan ve Orta Doğu gerçeğinden habersiz olan kitlelerdir. O dönemde Amerikan ve İngiliz halkının okuduğu haberlerin hemen hepsi Sözde misyonerlerin ve İngilizlerin devletinin propagandacılarının yazdıklarından ibarettir. İngiliz ve Amerikan halkları o tarihlerde bu yazılara zorla inandırılmışlardır. Bu sahte propagandanın halen devam ettirilmesi, o dönemde Türklere yapılan haksızlığı tüm detaylarıyla açığa çıkaran Amerikalı tarihçi McCarthy tarafından şaşkınlık dolu sözlerle ifade edilmiştir. Daha şaşırtıcı bir gerçek ise Türklere karşı yapılan bu propagandaya ve niteliklerine dönemi inceleyen günümüzün akademik kitaplarında hiç değinilmemesidir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki İngiliz propagandasını irdeleyen her ciddi akademik çalışma o yıllarda Almanlara karşı yapılan propagandanın zafer uğruna gerçeğe yönelik çok dikkatli hazırlanmış bir saldırı olduğunu belirtir ve itiraf eder. Ancak aynı akademik çalışmalar aynı zamanda Almanlara karşı bir saldırıyı ihtiva etmediği sürece Türklere yönelik İngiliz propagandasını asla dikkate almazlar. İngiliz propagandasını hazırlayanlar Almanlara ne yaptılarsa Türklere de aynısını uygulamışlardır. Ancak bugün bu kimsenin dikkatini çekmemektedir. Almanlara karşı yapılan propaganda sonradan kınanmıştır. Ancak Türklere atılan çamur bugün hala sürmektedir. Bryson, ünlü Ermeni raporu söylenilenlerin gerçek olduğu iddiasıyla tekrar tekrar basılmaktadır. Aynı kişinin Alman raporu kütüphanelerin tozlu raflarına kaldırılmışken Ermeni raporu tam anlamıyla güvenilirliği kabul edilmiş bir kaynak olarak kamuoyunda yerini almıştır. Birinci Dünya Savaşı üzerine yapılan kaynakçalarda ya da soykırımın konu alındığı yayınlarda ne için yazıldığına bakılmaksızın bu raporlara 483 defa atıfta bulunulur. Eleştirel tarihçiliğin genel kuralları ki bu kurallar kaynakların doğrulanmasını ister, asla uygulanmamıştır. Aslında Osmanlı Ermenileri için yazılan Bryce raporu, Almanlar için yazılan Bryce raporunun bulunduğu çöp kutusuna atılmalıdır. Bu rapor ortadoğunun tarihi için değil, propaganda'nın tarihi için güvenilir bir kaynaktır. Bir propaganda muharebesi, İkinci Dünya Savaşı. Tıpkı Birinci Dünya Savaşında olduğu gibi İkinci Dünya Savaşında da İngilizlerin devletinin propaganda gücü etkili olmuş ve savaş asıl olarak bu sebeplerle kazanılmıştır. İngilizlerin medyası başta BBC içindeki uzantıları ile savaş sırasında ve sonrasında sürekli görev başında olmuştur. İşin ilginç yanı söz konusu kurum hala İngilizlerin devletinin adeta bir propaganda kolu olarak görevine devam etmektedir. Savaş sırasında propaganda bakanlığı kuran ve yalanlarla dolu propaganda yöntemlerini iyi kullanmış olan Alman Nazi Partisi bile İngilizlerin devletinin o dönemde yürüttüğü propagandanın yanına dahi yaklaşamamıştır. Hitler'in propaganda bakanı Goebbels, yalan makinesi başlıklı makalede dönemin derin devlet elemanlarından Başkan Churchill için şu ifadeleri kullanmıştır. Churchill söylediği yalanları sık sık tekrarlıyor. Sonunda kendisi de bunlara inanıyor. Churchill, Birinci Dünya Savaşı'nda da İngiliz propagandasında etkili rol oynuyordu. O zaman söylediklerinin gerçek dışı olduğu sonradan anlaşıldı. İngilizlerin taktiği şuydu, Yalan söyleyeceksen büyük söyleyeceksin. Sonunda ortaya çıkan gerçekler sizi gülünç duruma düşürecek olsa bile. Savaş dönemleri elbette halkın moralinin yüksek tutulması gereken dönemlerdir. Ancak 1. ve 2. Dünya Savaşlarında İngilizlerin devletinin etkili propaganda politikası ve basını kullanış şekli, İngilizlerin devletinin istediğinde basın yayın gücünü dilediği şekilde yönlendirebileceğine ve yalanları gerçek gibi gösterebileceğine önemli bir delildir. Nitekim savaş sonrası yıllarda İngilizlerin devletinin özellikle basın üzerindeki yönlendirmeleri olduğu gibi devam etmiş, belli ülkelere yönelik kötüleme politikası etkin bir şekilde kullanılmış ve bağımsız ülkelerde iç savaşlar, isyanlar ve darbeler bu yollarla başlatılmıştır. İngilizlerin devleti büyük ölçüde bu politikanın etkisiyle başka ülkelerde hakimiyet kurmuş ve devlet yönetimleri bu gücün etkisiyle derin devlet kurumlarına gebe kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin savaşı kaybetmek üzereyken aniden savaşı kazanır duruma gelmesinin ve vesilelerinden biri olan propaganda silahı geçmişten bugüne İngilizlerin devletinin en önemli ve en vurucu silahlarından biri olmuştur. Halen devam eden kirli propaganda Birinci ve ikinci dünya savaşları sırasında gerçekleşen İngilizlerin devletinin karşı propagandaları farklı yöntemlerle de olsa bugün hala devam etmektedir. Wellington House'un yürüttüğü propaganda çalışmasının etkileri yalnızca bu dönemle sınırlı kalmamış, günümüze kadar süre gelmiştir. Wellington House'un Birinci Dünya Savaşı boyunca yaptığı propaganda yayınları düzenli ve sistemli olarak tekrar tekrar basılmış, birçok eserde ve araştırmalarda bunlardan alıntılar yapılmıştır. Bu kitapların çoğu bütün olarak internet sitelerine kopyalanmış ve dünya çapında yayılmıştır. Bugün hala Wellington House'un kitapları Avrupa ve Amerika'daki okul ve üniversitelerde öğrencilere kaynak tarih kitabı olarak önerilmektedir. Türkiye ve Ermeniler konusu Wellington House'un özellikle önem verdiği konulardan biri olarak kurumun belli başlı yayınları arasında yer almaktadır. Toynbee'nin kitapları ve hayali bir kişilik olarak öne sürülen Hüseyin'in kitabı da dahil olmak üzere bu yayınlar tarihçiler ve bir kısım Ermeni bilim adamı için temel tarihi dayanak teşkil etmektedir. Mavi Kitap gibi Birinci Dünya Savaşı'nın gerçek dışı propaganda malzemelerinin yeni baskıları yapılarak bütün bu yalanlar sanki tarihi gerçeklermiş gibi çeşitli ülkelerde yayınlanmaktadır. İngilizlerin devletinin sinsi propagandası sanki hiçbir şey olmamış, yapılan bu sahtekarlık anlaşılmamış gibi sürekli gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. Amaç en azından bu kara propagandaların farkında olmayanları aldatabilmektir. Dünya kamuoyunun büyük bir kesminin beyinleri de bu düzmece hikayelerle yıkanmaya devam etmektedir. İnsanların bu kaynaklardan öğrendikleri ise gerçekler değil... İngilizlerin devletine bağlı propaganda ofisinin kendilerinden inanmalarını istediklerinden ibarettir. Söz konusu dönemde İngilizlerin devletinin iftiralarının kapsamı ve boyutları o derece büyüktür ki bizzat İngilizlerin içinde bile bunca aldatmacaya isyan eden kimseler çıkmıştır. İngiliz Dışişleri Bakanı Chamberlain 1925 yılının Aralık ayında avam kamerasında yaptığı bir konuşmada bütün bunların bir propaganda yalanı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı savaştan 4 yıl sonra Belçikalılar bu yayınlarda yer alan iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu açıkladılar. İngiliz milletvekili Arthur Ponsobi 1928 yılında bir kitabında Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz propaganda servisleri tarafından üretilen gerçek dışı haberleri ayrıntılı açıkladı. 1938 yılında İngiliz yazar ve diplomat Harold Nicholsoni parlamentoda yaptığı bir konuşmada Birinci Dünya Savaşı'nda lanet edilecek derecede yalan söyledik dedi. Mavi kitaptaki bilgilerin çoğu 1. Dünya Savaşı yıllarında sadece 26 ay İstanbul'da Amerika'nın İstanbul Büyükelçiliğini yapmış olan Henry Morgenthau'dan kaynaklanıyordu. Morgenthau kitabında Osmanlı'nın Ermenilere karşı büyük zulümler yaptığı yalanını ortaya atmıştı. Associated Press yıllar sonra Morgenthau'nun kitabındaki bu iddialar için gerçek dışı açıklamasını kullanmıştır. Amerikalı profesör Heath Lowry ise bu kitap için ham, yarı gerçekler ve düpedüz yalanlarla dolu ifadelerini sarf etmiştir.